Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da bir otelde şehit aileleriyle bir araya geldi. Burada FETÖ'nün hain darbe girişimiyle ilgili konuşan Bakan Tunç, o gece yargımız, Cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam eder, olağanüstü hal çerçevesi içerisinde. Anayasanın verdiği yetki çerçevesi içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Bunlarla ilgili de Olağanüstü Hal Komisyonu bunları inceledi. Kılı kırk yararak çalışmalar devam etti. Fiili darbe davalarına baktığımız zaman tamamı sonuçlandı. Tebliğ aşamasında olanlar da şu anda devam ediyor. Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında terör örgütü mensubu var ve cezalarını çekmeye devam ediyorlar ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'u bir darbe kalkışması olarak nitelendirmek hafif kalır. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimiydi ve bu işgal girişimine karşı milletimiz büyük bir kahramanlık gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hain darbe girişimi milletimizin kahramanlığı sayesinde önlenmiş oldu. Ve darbecilerden hesap sorma dönemi kalkışmanın ilk anından itibaren başladı. O gece yargımız, Cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Ve bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Ve hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam etti. Olağanüstü hal çerçevesi içerisinde, anayasanın verdiği yetki çerçevesi içerisinde, kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Ve bunlarla ilgili de Olağanüstü Hal Komisyonu bunları inceledi ve kılı kırk yararak haksızlıklara neden olmayacak şekilde çalışmalar devam etti. Ve fiili darbe davalarına baktığımız zaman fiili darbe davalarının tamamı sonuçlandı. Temyiz aşamasında olanlar da şu anda devam ediyor. Ve şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ terör örgütü mensubu var. Ve bunlar yargımızın vermiş olduğu kararlar çerçevesi içerisinde cezalarını çekmeye devam ediyorlar.